Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir oya modeli çalışacağız. Benim tasarladığım değişik bir oya modeli yapacağız. Çiçeklerden oluşuyor ve araları olan bir oya modeli çalışacağız. 4 katlı hazır bükülmüş suni ipekler kullanacağım bugün. Şimdi yeşil ipimi takmıştım. Bu suni ipekleri de iğneye taktıktan sonra esnetiyorsunuz mutlaka arkadaşlar. Şimdi aralarımızı yapmaya başlıyoruz. Bir tane boşluk var burada. Ondan sonra 2 tane zürafa yapıyoruz. Daha sonra İpimizi geriye getiriyoruz. Gözeme yapıyoruz. Bir tane zürafa yapıyoruz. Sonra geriye geliyoruz. İpimizi uzatarak yandaki zürafaya iniyoruz. Daha sonra aynı yere geriye geliyoruz. Yana geçerek bir tane küçük minicik zürafa yapıyoruz körülmek şeklinde ve toplam 7 tane bununla beraber 7 tane çok sıkı zürafa yapıyoruz. Bu şekilde 5, 6 ve 7. zürafamız oldu. Daha sonra tam dibine yine bir tane zürafa yapıyoruz. Toplam 8 tane oluyor bunlar. Ve yana geçerek bir tane zürafa yapıyoruz. Daha sonra istediğimiz kadar bu aradaki kayalarımızdan çalışabiliriz. Ben şimdilik 5 tane yaptım. Evet arkadaşlar, şimdi çiçeğimizi yapmaya başlıyoruz. Arada 6 tane zürafa bırakıyoruz ve ipimizi bağlıyoruz. Daha sonra yandaki zürafaya geçiyoruz. Yine yandaki zürafaya geçiyoruz. Bu şekilde 4 tane zürafa yapıyoruz. Daha sonra ipimizi geriye getiriyoruz. Yine gözeme yapıyoruz. 3 tane zürafa yapacağım. Daha sonraki sırada da 2 tane zürafam kalacak arkadaşlar. Evet, bu şekilde 3. zürafamı da yapıyorum. Ve bu sırada 2 zürafam oluyor. Daha sonra ilk zürafama geriye geldim. Aynı yere batarak bir tane zürafa oluşturuyorum. Yaptığım küçük zürafanın içine geriye geliyorum. Bu düğüm sağda kalıyor. Sola doğru bir tane düğüm yapıyorum. Tekrar yeni yaptığım zürafanın içine geriye geliyorum ve bir tane zürafa yapıyorum arkadaşlar. Yani 3 tane bir içine bir
zürafa çalışması yaptık. Şimdi en son zürafanın üzerine yine geriye geldim. Bu sefer içine 3 tane zürafa yapacağım. Bu şekilde 3 tane zürafa yapıyorum. Sonra 5 tane zürafa olana kadar arttıracağım. İpimi geriye getirdim yine. Aynı yere batıyorum. Arttırma işlemi yapıyorum. Sonra ortadaki ilmeği geçiyorum. Burada arttırmıyorum. Daha sonra 3. zürafama geçiyorum. Ve yine arttırma işlemi yapacağım. 4 tane zürafa bulacağım. Aynı şekilde arttırarak bir dahaki sıra 5 tane zürafa yapacağım. Evet arkadaşlar, şimdi 5 tane zürafamızı yaptık. Sondan ikinci zürafaya ipimizi geriye getiriyoruz. İkinci ilmeğimize geçiyoruz. Arttırma işlemi yapıyoruz. Yani 2 tane zürafam olacak yine. Sonra tekrar ipimi geriye getiriyorum. İkinci ilmeğime geçiyorum. Ve yine arttırıyorum. 2 tane ilmeğim oluyor yine. Sonra ipimi geriye getiriyorum. Bir tane zürafamı yapıyorum. Son zürafanın üzerine geriye geliyorum. 2 kere sarıp küçük yaprağımı bitiriyorum. Daha sonra işimi ters çeviriyorum. Ve ipimi bağlıyorum. Ortada bir tane zürafa bırakıyorum. Yine 2 zürafa üzerine 2 tane zürafa yapacağım arkadaşlar. Çok küçük yapraklar oluşturuyorum buralara. Sonra yine aynı şeyi yapıyorum burada da ve ortasında çiçeğimi yapmak için bir kısım kalıyor. Evet arkadaşlar, ikinci yaprağımızı da tamamladık. İşimizin düzüne dönüyoruz tekrar. Yandaki zürafanın içine de bu dal ve yaprağın aynısını çalışıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi yeşil kısımlarımızı tamamladık bu şekilde. Oyamızın orta kısmını yapmaya devam ediyoruz. Ortadaki zürafanın içine 3 tane zürafa yapacağım. Ve 5'e kadar arttıracağım arkadaşlar. Yeşili yaptığım gibi. Evet, bu şekilde 5'e kadar arttıracağım şimdi arkadaşlar bunu. Evet arkadaşlar, şimdi 5 tane zürafa olana kadar arttırdım. Baştaki zürafayı bırakıyorum.
Bir sonraki zürafaya geriye doğru küçük bir köprü yapıyorum. Yine bir tane zürafa bırakıyorum. Ve sondaki zürafayı bırakıp alttaki ilmeğin içine batarak bir köprü oluşturuyorum. Daha sonra buradan ipimi kesip diğer yeşil yaprağın içine de aynısını çalışıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi sarı kısımlarımızı bitirdik ve üstünün çiçeklerini yapmaya başlıyoruz. Sarı ipimizi yatırıyoruz. Köprünün içine batarak düğümümüzü yapıyoruz. Sarı ipi de alta saklıyoruz arkadaşlar. Daha sonra aynı yere batarak 3 tane, pardon 2 tane zürafa yapıyoruz. Ondan sonra ipimizi geriye getiriyoruz. Arttırarak 3 tane zürafa. Daha sonraki sırada da 4 tane zürafa yapıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi 4 tane zürafa alana kadar arttırdım. Tekrar ipimi geriye getiriyorum. Bu sefer eksiltiyorum. 3 ve 2 ilmek yapacağım. İlmek yaptım. Hepsini birer kere battım. Daha sonra tekrar ipimi geriye getiriyorum. 2 tane ilmeğimi, zürafamı yapıyorum. Sonra işimi yan çeviriyorum. Yana doğru bir alt sıraya batarak aşağıya iniyorum, birer birer batarak. Sonra alttaki ipimizi kesiyoruz. En alta iniyoruz, sarının olduğu yere. Daha sonra yandaki ilmeği geçiyoruz köprüye. Kör ilmek gibi bir ilmekle. Bunun içine de aynı yapraktan çalışıyoruz. Üçüncü göze de aynı şekilde çalışıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, en alta kadar inerek bitiriyoruz çiçeğimizi. Bu şekilde mor çiçeğimizi yaptık. Yanına da bir tane turuncudan yapacağım. Turuncu veya nar çiçeği renkte çalışacağım. Bu şekilde iki tane çiçek oluşturacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde modelimizi tamamlamış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Severek yapar, iyi günlerde kullanırsınız. Daha önce abone olmadıysak abone olmayı unutmayalım lütfen. Videomuzu beğendiyseniz beğeni tuşuna da basabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere inşallah. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ediyorum hepinize.